Son zamanlarda meşhur bir sözlük sitesinden çıkıp diğer sosyal medya mecralarına yayılan 1977 yılından beri aynı yerde yepyeni duran esrarengiz bir arabadan bahsetmek istiyorum. Olayı merak edip bizzat kendim gittim. Aracın sahibini buldum. Öncelikle bu esrarengiz arabayla ilgili sosyal medyaya yayılan iki tane iddiayı inceleyelim. Sonra benim çektiğim görüntülere bakalım. Birinci iddia. Babası çocuğuna 18. yaş gününde hediye olarak bu arabayı alıyor. Çocuk arabayı alıp tura çıkıyor ve arabayı bugünkü olduğu yere anahtar üzerindeyken bırakıyor. Ancak çocuktan bir daha haber alınamıyor. Babası da yıllar yılı çocuğu geri dönecek ve arabasını tekrar kullanacak diye arabayı her daim hazır, temiz ve bakımlı tutuyor. Oğlunun gelmesini bekliyor. İkinci iddia. 1977 yılında Armutlu'nun en zenginlerinden bir ağa, 18 yaşına basan oğluna doğum gününde acenteden bu arabayı 0 kilometrede alıp doğum günü hediyesi olarak verir. Bu hediyeyi çok sevinen genç arkadaşlarıyla birlikte deniz kenarına kutlama yapmak için gider. Aracı bu gördüğünüz yere park edip denize girerler. Ve ne yazık ki genç doğum gününde boğularak ölür. Oğlunun anısına baba bu arabayı ne satabilir ne de kendi kullanabilir. Bir mezar taşı gibi park edildiği şekilde bu aracı yerinden oynatmaz. Oğlunun anısını yaşatmak için de yıllık bakımlarını ve temizliğini hala düzenli olarak yaptırmaya devam eder. İddialar bu şekilde. Hatta merak edenler aracın tramer kaydını da sorgulamış ve araçta 2011 ve 2019'a ait 2 adet kaza görülmekte. Bu araç 43 yıldır orada duruyorsa peki bu kazaları yapan kim? Hayalet sürücü mü? Her neyse, bu tarz haberlere genelde sorgulamadan inanmam. O yüzden gidip bizzat kendim görmek istedim. Google haritalarda bile araç yol kenarında gözükmekte. Yine de giderken aracın orada bulunduğuna pek ihtimal vermiyordum. Fakat araç gerçekten de orada öylece duruyordu. Hemen birkaç fotoğrafını ve videosunu çektim. Derken yakınlardan konuşma sesleri duydum. Sonra yakınlarda yaşlı amca ile teyzeyi gördüm. Amcacığım bir bakar mısın? Bir şey sormak istiyorum. Bu araba kime ait dedim. Lafı dememle birlikte amca, bana bir şey sormayın çocuklar. Herkes gelip arabayı soruyor. Ben artık anlatmaktan bıktım. Satacağım zaten bu arabayı dedi. Amca biraz sonra yanımıza geldi. Arabanın fotoğrafını, videosunu çekin. Kime ne soruyorsanız sorun. Ama bana bir şey sormayın. Bıktım artık anlatmaktan deyip arabayı alıp çarşıya gitti. Aracın sahibini bulmuştum. Fakat olayın gerçek mi yoksa şehir efsanesi mi olduğunu hala merak ediyordum. Köye indim ve olayı bilen birkaç kişiyle konuştum. Amca gerçekten de daha önceden Bursa'nın zengin iş adamlarından birisiymiş. Oğlu ise arabasıyla başka şehirlere gidip gelirmiş. Bir gün İstanbul Zincirlikuyu'da kaza yapmış ve başından ağır bir şekilde yaralanmış. Birçok cerrahi operasyon geçirmiş ve plastik cerrahi ameliyatları olmuş. Fakat eski sağlığına kavuşamamış. Olayı bilen oranın yerlilerine birkaç soru daha sordum. Kazayı bu araçta mı yaptı? Hayır hayır, daha lüks bir arabası vardı. Buna niye binsin ki, durumları zaten iyiydi. Ama 1977 yılına göre gayet güzel bir araba. Niye binmesin ki? Ne 77'si? 77'yi nereden çıkarttınız? Sosyal medyada öyle yazıyor. Yok öyle bir şey. Kaza yapan çocuğu zaten tanıyorum. Kazadan sonra tek başına buralarda dolaşırdı. Peki bu araba ne zamandır burada duruyor? 20 yıldan fazla olmuştur. Peki neden burada duruyor? Eski hurda bir arabaydı. Sonradan bakımını yapıp kullanmaya başladılar. Şimdi de oraya park ediyorlar. Peki çocuk ölmediyse şu an nerede? Ayrıca neden öldü diye haberler yapılmış. Çocuk öldü zaten. Hani kazadan kurtulmuştu? Çocuk olaydan çok sonra öldü. Kazadan sonra devamlı burada tek başına yürürdü. Yol kenarında kilometrelerce yürüdüğünü biliriz. Kazadan sonra beyni hasar gördüğü için akıl sağlığı da pek iyi değildi zaten. Bir gün şu ileride tepenin dibindeki kıyıda ölüsü bulundu. Öldükten sonra da yabani hayvanların saldırısına uğramış. Peki tramer kaydında bu araçta kaza çıkıyor, onu nasıl açıklıyorsunuz? Daha geçen yıl babası burada köy girişinde yaptı o kazayı. Tamam deyip sonra internetten dolaşan haberleri ona da okudum. Araba meselesi kesinlikle doğru değil. Kırsal kesimde böyle hikayeler çoktur. Duyduğunuz her şeye inanmayın dedi ve sohbetimiz bitti. Köydeki birkaç kişi de benzer şeyleri anlattı. Anlattıklarına göre ortada gerçekten bir dram var. Fakat bunun orada park edilmiş arabayla hiçbir ilgisi yok. Amcanın evinin bulunduğu yere araba giremediği için amca arabasını yol kenarındaki boşluğa park ediyormuş. Zaten videoda sizin de gördüğünüz üzere arabayı çalıştırıp çarşıya gidiyor.